Merhabalar, iyi akşamlar. Ben de bugün çok güzel e, taz kebabı yaptım efendim. E, montajladım. Şu an e, kanalıma e, yükleniyor efendim. Merhabalar varsa. Oğuz, hoş geldin. Gonca. Selam, selam. Panlarım, selam. O gidişle beni artık yani şeye çıkartacaksınız vallahi. Ne derler hani? Ee, artık kaç takipçiye? Evet, şu anda yükleniyor, efendim Yükleniyor yemek. Tas kebabı. Vallahi ben izlenmiyorum fazla. O yüzden de 200'ü geçmiyor. 200 TL'yi. Artı sana hesap vermek zorunda değilim. Belki bir kolim gelir. Kolileşirim. 500 alırım. Değil mi? Sonuçta ben demiyorum ki ne ben kolileşmiyorum diye. Aşikarca söylüyorum. En azından senin gibi. Bence bu giziden gizliden Ne kadar güzel bir Sibel Baysal'ı. Değil mi? Ha öyle mi? Ne dediler? Ne dediler? Yazar mısın Emre'ye? Okumayacağım. Yani içten okuyacağım. Selamlar canım, selamlar. Hoş geldiniz. Ha. Şeyi mi diyorlar hala? Ee, Feride hanımefendinin bana e, rozet attığını mı söylüyorlar? Hala onun e, peşindeler mi? Hmm. Ya olabilir arkadaşım insanlık hali. Şimdi kalkıp benim yakınımda bir tane cami var. Büyük olarak da Ankara Kocatepe Ca K Kocatepe camisi var. Giderim oraya mendil açar dilenirim. En azından çor yapmıyorum ekmiyorum yani bıraktım. Kimse beni zorla teşvik edemez yani. Keşke es, eski aklım olmuş olsaydı da hiç yapmazsaydım. E haydan gelen huya gitti yani. Artı cabasını da çektim. Yo ben dün gene böyle e, yayındayken Feride Hanım Efendi yine geldi. Geç saatlerdeydi, ilerleyen saatlerdeydi yine düzeyliğini yaptı. Yani yine rozet aldı. Arkadaşım, ben bir şey söyleyeyim mi? Bakınız, o yazmış olduğunuz e, kişi veya kişiler, e, e, onlar benim üzerime geliyorlar. Yoksa ben kendiliğimden şu anda neden İsmail'e, Fatma'ya, Ahmet'e, e, Kemal'e ben e, kalkıp da e, bir şey demiyorum? Ben burada kendi halimdeyim. Kendim canım izliyor Şarkı söylüyorum. Yayın açıyorum. Ne kadar güzel izleyicilerim var. Dinleyicilerim var. Yani. Bir de artı şuna çok alınıyorum. Tabii ki yani mesela işte bir yayın açılıyor benim tarafımdan. Sibel Baysal tarafından. Ondan sonra e, diyorlar ki yine e, rozet aldık diyorlar. E, Aslı astarı yok. Yani bundan dolayı e, tabii ki insanın zoruna gider. Yani şu güzellikte şu güzellikte maşallah şu güzellikte ses deseniz o biçim. Görsellik var. Boy var. Boy, poz var. İnsan kendini övmemeli. Başkaları tarafından övülü her zaman e, çekmemelidirler. Çekememezlik çok. Olabilir. Belki belki e, sahte rozet alan ol, olduysa nereden biliyor o malu sürekli onlarla mı uğraşacağım efendim hadi onlar bana benle uğraşıyorlar e ben ne yapayım e ben güzelsem Hollanda geleniysem e ben ne yapayım efendim? Suç bende mi? Ha? Hollanda geliniyim dediysem her şey bir imzaya bakmıyor. Ne şey insanları görüyoruz burada. Nikah geçiyor, nikah kıyıyorlar. Bir imza atıyorlar, ertesi günü finish ayrılıyorlar. Ya... Ben hayatım ben nereden bileyim ben bunu? Ben 10 bin takipçiyi geçtiğimden dolayı Instagram bunu bana verdi. Benim elimde değil ki ne roseti indireyim veya çıkartayım. Ben ne do, dolar kuru yönetimiyim ne de euro yönetimiyim. Ben nereden bileyim nasıl e, indirim oluyor veya neyse artık. Onu Instagram ayarlıyor ben ayarlayamam ki onu. Ben sadece 10 bin, 12 bin takipçi olduğundan dolayı bana Instagram bunu vermiş. Ben benim elimde olan bir şey değil ki bu. Ha YouTube kanalında katıl olan butonunda e, olmuş olsa zaten orayı ben ucuz yapmışım. O benim elimde. Ama burası benim elimde değil yani Instagram e, görevlilerinin elinde çalışanların elinde yani ben buna bir şey yapamam. Mesela bakıyorum atan oluyor. 6 sent e, oluyor. 6 sent oluyor. E, kimisi 2 tane alıyor. Kimisi 3 tane alıyor. Yani bu da 3'ü geçmiyor. Öyle biliyorum. Yani. Bak şu an kaç kişi mesela e, izliyor. E, bir tane güzellik yapan olmadı. Yani demediler ki ne Sibel ablamıza veya işte e, Sibel Baysal'a bir güzellik yapalım demediler efendim. E şimdi ben kalkayım da zorla mı diyeyim tek tek isimlerini mi okuyorum? Evet ben bir video yayını açtım da. Lütfen rica ediyorum sizden bana rozet alın, satın alın diye. İçinden gelen olur, atar alır. İçinden gelmeyen olur, zaten çekemeyendir. En son TikTok'ta montajladığım şey ne kadar güzel. Orada her şey her şeyi anlatıyor. Yani. Evet, film teklifi geldi. Ama ben kabul etmedim çünkü çekimler Ankara dışında olduğundan dolayı kabul etmedim. Artı iki saniye, eğer o filmde oynayacaksam, neden Ankara'yı terk edeyim de başka bir yere gideyim, köpeklerimi bırakıp evimi barkımı bırakayım? Soruyorum. Nerede şey gördüm teşekkür ediyorum canım benim Sebervay salpanya. Nerede şey nerede Feride Hanım nerede? Feride Hanım gelse buraya. İki üç tane rozet atsa, yemin ederim İstanbul Kocaeli gerçekten artık bilmem yani ebedi kokuyan açlarlar yani şehirlerinden dolayı. Yayını, videoyu açar açmaz şahsın birisi. Tanımam etmem efendim. Kalkmış bana diyor ki ne YouTube'den ne... Ya bir kere sen benim kanalıma gir beni kaç kişi izliyor? Sen YouTube'den asıl fitiyi götürene git. Ona sor. Onun bunun sırtından. En azından ben Gündür'ün videolarını kendi videolarımı yayınlıyorum başkalarını alet etmiyorum. Başkalarını videola, videolarımda oynatmıyorum. Bir bak sevgili ee, Sibel Baysal fanlarından çok çok ee, şey geldi bana, tamam mı? Hem onuru ediyorlar beni, hem de dünya çapında tanıtıyorlar beni. Ne kadar da güzel montajlama yapıyorlar. Ben beğeniyorum. Hayır, yine gitti. Vallahi bir temassızlık mı var desem acaba? Bilmiyorum şarkı söyleyeceğim. Nazar mı var? Neyse. Aa Şahvaniye abla gelmiş. Hoş geldin Şahvaniye abla. Nasıl olsun? İyi misin? <laughs> var mı efendim başkası başka soru su olan. Evet çok eğlenceli gerçekten. Ya laptopta bir arıza var sürekli kapanıp gidiyor vallahi ben de anlamadım ya yoksa söylerdim yani. Yok biraz daha kalırım hayatım biraz daha kalırım. Baktım ki ne boşu boşuna konuşuyorum. Ondan sonra kapatırım yani. Bu kadar basit. Değil mi efendim? Yani. Vallahi bilmiyorum artık Zerrin mi, Ahmet mi, e, Kemal mi, Abbas mı, e, kim e, atarsa atsın yani. Ben burada e, açığım Instagram'la birlikte efendim. Selamlar, selamlar, hoş geldiniz efendim yeni gelenler, yeni katılanlar, aşk acısı çekenlerin başkent Sibel Baysal'ın video ve yayınına hoş geldiniz efendim. Bir laf vardır. Arkandan konuşanı dokuz köyden kovarlar. Mantıklıysa kovmazlar. Dokuz köy on köy olarak yerinde durur. Ama mantıksızsa e, dokuz köyden kovalar efendim. Hayır, e, rozet Atan olursa tabii ki e, ismini okuyacağım yani. E şimdi ben burada her insanın ismini nasıl okuyayım efendim? Sanki bana şugarlık alıktı da e, şeyi soruyor bana. Meclise ne zaman geleceğimi söylüyor. E bir gariyetik alık ondan sonra ben de sana cevaplayayım yani. Değil mi? Ha? Hayır, benim Cemile ile herhangi bir sorunum yoktur. Cemile'yi, e, Cemile'nin en yakın samimi arkadaşı orada Zürüh'te e, Gülistan'dır. E, Gülistan'a biletini züledip konuşmayan bir Cemile Kaya'dır. Ama benim aramda herhangi problem yoktur. Kendisini ne zaman ararsam Whatsapp'ıma bakar. Benimle iletişime geçer. Şimdi durdunuz durdunuz Cemile Kaya ile Sibel Baysal'ı birbirine düşürmeye kalkıyorsunuz veya birbirlerine laf söyletmeye çalışıyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Gayet sempatik e, seksapel e, buluyorum Cemile Kaya hanımefendiyi. Evet, evet, evet diyorum ya. İşte Almanya'daki kalkmış şey yapmış ya başlık atmış Feride'den dolayı. Neydi bu sevgili fanlarım? Yanlış mı görüyorum acaba? O az önceki beyefendinin ismini. Atan atar, atmayan kimsenin gazına gelmez. Bugün binmiş olduğumuz Araçlar dahi çoğunlukla LPG'li gazla çalışıyor. Gaz aldığın zaman araba hareket ediyor. Gaz almadığın zaman o araç orada duruyor. Evet hayatım öyle normal kalkıp da e, insan gibi kalkıp böyle bir e, jest yapan olup da normal bir soru sorsa ben cevaplayacağım tabii ki burada. Ha, e, ülkeyi Türkiye Cumhuriyeti'ne onlar mı yönetiyorlar? Hayırdır? Boş tenekeler. Türkiye Cumhuriyeti'mizin yönetimi var ki evladım. Allah seval vermesin. Ay efendim okusan bana neler neler yazıyorlar. Görmezden geliyorum. Hadi inşallah da bu sefer şey olmasın. E, şansımıza. Aa, aa, ay yemin ederim ne oldu ya? Ne oldu ya? İşte nazar nazar. Kurban oldum Allah gözü olanın gözü çıksın efendim. Zaten belli belli. Dilberay'ın dediği gibi belli belli. Kız bana bak o günkü sürdüğüm ruj'a laf ediyordu. Hiç güzel olmamış diye. Şimdi rujum ne kadar güzel olmuş abla diyorsun. Ve e, rujumun markasını soruyorsun. Söyleyeyim mi sana? Beş rozet numarası. E dedim ya hayatım 5 rosette rujumu numarası diye. Gözlüğümü değil e, similyamı çıkartsam. Daha iyi olmaz mı? Arkadaşım eğer beni izlemek istemiyorsan burada kötü cümleler sarf etmene gerek yok. Çeker gidersin arkadaşım. Ben Sibel Baysal'ı izlemiyorum. İzlemek istemiyorum. Başka yerden laf taşıyorum. Ben piyoncuyum. Ben yalakayım. Der. Defolur gidersin buradan. Zorla mı tutuyorum ben seni? Gel. Aman 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 aman. Haldan düştüm ben yaban. Gel beni izle diye. Sen beni izlesen ne olacak? İzlemesen ne olacak? Sanki yalvarıyorum ben buna ya. E kendin geliyorsun. Engellediğim zaman da bana başkalarını araya sokuyorsun. Diyorsun ki ne aman abla özür dilerim ne olursun engeli kaldır. Ben seni izlemeden dinlemeden yapamam diyorsun. O kalpler yerine şöyle beyaz kalpler yerine üstündeki kırmızı gibi rozetler gelse Sibel Baysal tabii ki sevinir. Mutlu olur. Değil mi? <laughs> Ay. Efendim sürekli onun e, lafını ediyorsunuz burada. Bıktım usandım. Yemin ederim bıktım onun adını görmekten. Bırakın kendini. Burada adını yazıyorsunuz bıktım ya. Evet efendim, maalesef yayınıma son vereceğim. O kadar konuşuyorum, yüreğimi tüketiyorum. Ee, yani hiçbir hediye atılmadı efendim. Bir iki kişi tarafından ya atıldı ya atılmadı onu da bilmiyorum. Emre ile e, Sibel Baysal fanları şey yapıyorlar, takip ediyorlar. Bilmiyorum. Emre veya Sibel Baysal fanları doğru mu görmüşüm yoksa ben kör melihat yanlış mı görmüşüm? Evet. Oğuzhan'dan bir tane rozet geldi efendim. Kız tabii ki rozet için açacağım. Ne için açayım kız? Aa. Gördüm, gördüm Oğuzhan Bey'i. Evet, teşekkür ediyorum. Gördüm, gördüm şey Emre, sevgili fanlarım. Ve Oğuz bana nazar boncuğu göndermiş. Evet, Oğuz'dan tekrar mı geldi? Ben mi yanlış görüyorum efendim? Kız bana bak insanlar tamam mı lan mısın kız mısın bilmiyorum bak Emre demiş ki ne rozet için teşekkür e, Oğuz Bey demiş ben de teşekkürlerimi arz ediyorum efendim e, İnsanlar yüz takipçi yüz takipçi alabilmek için bırakın. Sosyal medya platformundan bahsediyorum. Burada YouTube, Facebook, Instagram. E, bugün çok güzel olmuşsun ablacığım demiş ve tekrar bana göndermiş Oğuz kardeşim. E, teşekkür ediyorum kardeşim Oğuz. İnsanlar 2-3 defa izlensin diyerekten. Yani 2-3 kişi tarafından izlensin diyerekten ellerinden geleni, geleni ardlarına koymuyorlar. E düşünün yani dünyanın starıyım, önümü kesen, beni karalama kampanyası yapmayan kişi veya kişiler olmamış olsa emin olun ki Selin Ciğerci'ye Murat Öğünçü geçerim. Şu anda ayı geçmiş. ...durumdayım onları... ...ha maddi olarak değil... ...bir Sibel Baysal... ...adıyla... ...şimdi marka diyeceğim... ...marka Cemile Kaya'nın... ...kendi sözü... ...kendine ait has bir sözü... ...yani... E, ...insanlar yalvarıyor ki... ...birkaç kişi bizi izlesin diyerekten... ...öyle kolay değil... ...sahte takipçi alırsın... Instagram çok mu şey e, ne derler cahil anında çünkü robot sosyal medyayı yöneten mesela normal bir yeri arıyorsun telefonla kişilik haklarınız işte şöyledir böyledir eee kaydı alınıyor kaydı alınıyor diyerekten tamam mı eee nasıl şey e, araştırıyor e, tüm sosyal medya platformu da bunları araştırıyor o dediğiniz kişinin yakın arkadaşı bir küsüyor bir barışıyor bana kalkıp dedi ki e, Sibel'cim dedi o kişi kalktı parayla Instagram'da takipçi satın aldı dedi. Evet bunu söyleyen Cansel Derya Karagöz. Bende öyle bir şey yok. Eğer şeye girerseniz zaten 2016'dan bu yana benim resmi olan orijinal hesabımdır bu. Kaksın o Cansel'in ekürü var ya Cansel'in ekürü. Kalksın, bir modelik yapsın Instagram. Mencosu üç buçuk atıyor. Ben gene burada Instagram'da yapmış olduğum videoları, yayınları YouTube kanalıma dahi atacak kadar cesaretli, cesur bir kadınım. O kadar madelik yapmama rağmen. Burada. Ben sakinim efendim. Sakinim. Benimle uğraşanları ben zaten onları sükunetliye değil, onlar sükunet nedir bilmezler. Dikkat ederseniz ben doğuluyum. Adana'da büyüdüm. Konuşma diksiyonuma bakar mısınız efendim? bir yere gittiğim zaman, konuştuğum zaman bana soruluyor. Nerelisiniz? Doğuluyor, Asla diyor. Ya İzmirlisin, ya İstanbullusun veyahut da çok güzel konuşma diksiyonun var diyorlar. Kaderin benzemesin tıpkı Zeki Müren Paşa'mız gibi, sanat güneşimiz gibi. O da böyle tane tane düzgün şekilde konuşurdu. Evet çok konuştum. Çok konuştum değil. Daha da konuşurum. Ama şey gelmiyor efendim. Rozet gelmiyor. Madem ki o dediği malum şahıstan yazıyorsunuz. İşte o bizi e, Madelik yapıyor ondan dolayı e, biz göndermiyoruz filan e, derken o zaman niye ben çenemi boşuna yorayım size? Niye? Yani şurada 3-4 tane 5 tane rozet hakkım değil mi? Soruyorum efendim. Geçenlerde bir markete gittim, geldim. Bir markette çekmiş olduğum alışveriş yaparken video hafızamda olmuş değişik videolarla ilgili yani şey hafızamda olmuş. Ben de e, zannediyorum duruyor. Eve gideyim de dedim montajlama yapayım dedim. Baktım ki e olmadı. E, silinmiş. E, geldim burada mutfakta aldım şeyleri canlı yayında. Ee, şey yaptım yine YouTube kanalıma attım. Onun için bile dediniz ki ne aldın rozetle mi bu alışverişleri? Ulan ne aldım? Aldım bir litre yağ. Bir kaşar peyniri. Bir de bilmem ne. Ben bugün çarka çıkmış olsam Çark kazinosuna adım attığım yerde deber kazanırım ben. Bu konuda da Günnur hanımefendiye buradan kutluyor, destekliyorum. Çünkü çark kazinosunda fazla deber kazanabilirse ama kelle koltukta olur. Bundan dolayı az veya çok her şey maddiyat değil. Tabii ki çarka çıkmıyorsa Gündur'un da bana desteği oluyor. Allah kendisinden razı olsun. Her zaman bunu yayın. Ha bir de köpeklerime, köpeklerime de e, şey yararı oluyor. Bırakın köpeklerimin mamasını ben belediyeye gider belediyeden de alırım. Evet. Alamayacak durumda olsam. Ama Gündür gönderiyor. köpeklerime. Niye? Düne kadar Cansel Akman gönderiyordu. Emir Ulusoy gönderiyordu. Engel olan kişi kim? Şu an bana rozet atmanıza engel olan... ...o anne hani ismini yazdığınız kişi var ya... ...o işte. O at e, e, engel oldu. Evet videoları var. Cansel e, Akman emir olursa köpeklerime ayda bir kolilerle yaşmama kurumama gönderiyorlardı. O yüzden her zaman diyorum ki ne az önce de ifade etmiş olduğum gibi tekerrür edeyim. E, aslına bakarsanız e, çok dizi e, teklifleri film e, teklifleri gelirdi bana e, güzel mekanlarda o güzel sesimle program yapacak e, teklifler gelirdi. Bir rozetin önün, e, engelini yapan, engel olan kişiyi nasıl sevdirdi insanlara kendisini? E, artık insanlar da o kişinin ne mal olduğunu anladılar. E, yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar. Ben burada gerçek hayatımı anlatan videolarım var. Gerçek acılarımı, yaşantılarımı, rahatsızlığımı anlatıyorum. Çıksın ama önüme hep o kesti. Elbet bir gün Sibel Baysal şu an asansörün ikinci katında henüz zemin o zemin katında. Aslına bakarsanız o zemin katına düşecek. Sonradan görme. Bundan dolayı e temennim nedir? Kurban olduğum Allah. Allah yolumu bu şekilde şarkıcılıkta, oyunculukta ve fenomenlikte idame ettirir. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Günnur da Gerçekten çok merhametli bir kadın. Hayvan beslemez ama oturduğu evin karşısında ben görüyorum. Kaç tane hayvana yardım ediyor. Mesela bir tane kız var, küçük baby. Anası yok, babası yok. Onun şeyini üstlenmiş. Ee, masraflarını, oku, okuma, okumasını, kıyafetlerine yani ihtiyaçlarına varana kadar. Tamam Gündür'ün yanında kalmıyor ama Gündür ona destek oluyor. Hollanda'da baby kaç yaşında zannedersen 7-8 yaşında. Bakım yurdu yani öksüz yetimhane yurdunda. E köpeklerime de yardım ediyor. E bana da katkısı oluyor iyi iyi kötü yani iyi kötü derken e, en azından çarka çıkartmayacak kadar. Ha şunu da ben itiraf edeyim. Hakikatten bu kadar konuşuyorum yarada keser videoyu kapatırım artık. Yemin ederim yani e, şey gelsin artık hediye gelsin hediye midir nedir artık. Birkaç kere TikTok'ta yayın yaptım aklıma sürekli hediye geliyor. İşte o ne? Rozet midir? Nedir? Gelsin devam edeceğim. Konuş konuş boş kalpler ya. Ben dolu konuşuyorum siz boş kalp atıyorsunuz. Hoş geldin unutmayın teşekkür ediyorum, evet ben konuştuğum şeyi unutmam hayatım kaldığım yere, devam edeceğim ama yani bu kadar konuşuyorum da hiç mi bir insan kalkıp da e, bu insana bir güzellik yapalım? o kadar kaptırdım kendimi ki ne e, gerçekten e, ne güzel konuşuyorum e, sigara bile yakmayı unuttum düşünün yani e, o kadar güzel e, devamı gelecek yani devamı gelecek e, ben unutmam ben unutmam arkadaşım konuşacağımı kaldığım yeri de unutmam ben nerede kaldım harfi harfini cümle cümlesini aynı yerden devam ederim uzatmadan. Evet evet aynen aynen. Instagram hesabımda çok beğeni olduğu buradan laptoptan bana bildiri olarak geldiğinden dolayı mı acaba? Şarkı veya laptop kapanıyor. İnşallah efendim kapanmaz. Seven Seven yine var mı kavuşan Bırakın da yanam yanam tutuşam O ellerin o Bırakın yanam yanam tutuşam Ben ölürüm o yar olmuş Kestirdi can damarı Karaldı kol kanadı Şimdi derim kas ben ben ölürüm o yar ellerin ola oh, oh, oh. Hani nerede efendim rozetler şarpıya Türkiye durdurdu. Cık. Türkü başladı, laptop kendine geldi. Oradan bir Cık. olmaz. Olmaz efendim. Olur mu öyle şey? Aa! Yani bak Oğuz'dan geldi. Başkasından niye gelmiyor? Gelsin devamı. Ne söyleyeceğim? Yoksa Hakim Bey susma hakkımı kullanıyorum. Ay delireceğim diyor İmran. Kız neye deliriyorsun? Ha? Sibel Vaysal'ı böyle gördüğün için mi kız? Hadi gördüğün için mi? Evet efendim. E, türkünün yarısı. Ee, yani. Ya rozet gelirse Türkünün yarısı devam edecek efendim. Ne kadar güzel bir şarkı. Türkü. Maraş Antep yöresine ait ellerin olmuş. Yok mu? Ha bekliyorum yok. ne kadar güzel bir hanımefendisiniz diye yazacağına onun yanında da bir rozet alsaydın ya canım ben de sana thank you deseydim. Ha? Yemin ederim bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi yemin ederek bir şey söyleyeceğim. Şu an eğer göstermesem. Şu an hesabımda 20 yani 80 dolar 20 dolar eksik. 20 dolar ne anlama geliyor bu? Belki 5-6 tane rozet alan olursa 100 dolar olacak onu çekerken video çekmeyen Sibel Baysal namerttir. Vallahi billahi. Yemin ederim. Gözünüzün önünde diğer telefonumdan göstereceğim. Ve diyeceğim ki ne 100 dolar oldu. 100 dolar olunca çekiliyor. Yemin ederim size. Bilmem Oğuz kaç tane attı? 3-4 tane attı ama ne kadarlık attı bilemem. 100 olması gerekiyor. Yani 100 olması derken 80 var. 80 dolar. 6-7 kişi almış olsa 100 dolar olacak. Yemin ederim size gözünüzün önünde gözünüzün önünde öbür telefonumdan size göstereceğim. Vallahi billahi. Belki takipçisi 8000'dir. Bindir, 6000'dir. Bindir. 10000'e ulaştığına onlara da bilgi mahiyetinde olur. Yemin ediyorum. Yo yo. Kaç lira olursa olsun. Kaç sent olursa olsun. Atınız. Zaten 20 eksik. Şu an 80 dolarım var. Yüz olunca hesabıma geçecek. Ben de o şekilde size göstereceğim. Yemin ederim bak kafam iyi değil. Konuşmalarımın bilincindeyim. Şaka yapmıyorum. Yemin ederim gözünüzün önünde göstereceğim. Daha da konuşmuyorum. Bilmeyenler de bilsinler. Nasıl oluyor özet olayı? kim tarafından geliniyor ve gelen kişi orada zaten isimli ise isimli atsız da atsız atsız at Ad, yani t yok bunda Heh. ben o 100 doları sizin gözünüzün önünde burada göstereceğim ve hesabıma gelecek. Evet bekliyorum. Yemin ediyorum size göstereceğim. Neyi göstereceğim? Bak sakın bunu öyle şey yapın. Yapmayın. Almış kazanmış olduğum 80 doların üzerine 20 dolar eklendiğinde 100 dolar oluyor. Hemen ondan sonra bunu, bunu göstereceğim size. Evet Oğuzhan'dan bir tane geldi. Ben sevmiyorum TikTok'u hayatım. TikTok'u sevmiyorum. Yemin ederim şimdi bakacağım öbür telefonumdan ne mi yapacağım beraber çıkacağız ee, alışveriş yapacağım bir de piyaz alacağım hepsine değil tabi yani hepsine değil yalan yok bende. Bir bakayım. Oğuz attı. Oğuz'dan başka kimse attı mı? Eğer 100 olduysa yemin ederim size göstereceğim. Oğuz attı birkaç tane. O kadar gördüm. Bilmiyorum başkası attı mı? Yani bu bir günlük şeyim değil bu. 10 bin takipçiye geçtikten sonra e, şeyin verdiği Instagram'ın hani işte e, rozet alabilirsin. Yani bu e, bir haftalık 10 günlük o, olan olay değil yani bu. Anlatabildim mi? Onu da buradan belirttim yani. Öyle bir hafta da, iki hafta da kazanılmış bir para değil yani bu. 83 Dolar 83 83'ün üç. üzerine 17 mi oluyor? 17 mi olacak? 83 17 17 dolar gelse bu parayı gözünüzün önünde çekeceğim. Bende yalan yok. 100 dolar olmadan vermiyor. Alışverişe de beraber çıkacağız. Orada da yayın açacağım. Ha, şunu da göstereyim. Mesela atsız ismi yok. 2.36 sent. Şurada Feride'nin attığı 4.14. Şurada 5.89 sent. Bunlar da var burada. İsimli olanlar da var, atsız olanlar da var. Evet. 83 90 oldu. Az önce bak buyurun. Şu an 83 90 oldu efendim. 100 dolar yani 83 90 84 de 16 mı gerekiyor? 16. 16 geldikten sonra buradan göstereceğim. Bende yalan yok. Oğuz Bektaş tekrar göndermiş. Bakalım yenileyelim. Evet şu an 83. 83 dolar. nokta 90 cent'teyim. Yani 84 de 16. 16 gerekiyor. 16 olduktan sonra 100 olacak. Ondan sonra ben çekmeye ee, hak kazanıyorum. Ben de yalan yok bilmeyenleri de bilgilendiriyorum. Yarın bir gün e, onlar da 10.000 takipçiye ulaşırlar. En azından bilgi mahiyetinde de bilgi veriyorum bu arada. Evet. Evet, atan var mı efendim? 100 e şey 17 miydi? 16 mıydı? 84 16 Evet 16 16'ya ihtiyacım var. Gelsin efendim. 100 olsun hemen çekeceğim. Gözünüzün önünde. Juroki teşekkür ediyorum. Şu anda efendim şu kadar oldu. 84 ee... ha. Juroki tekrar gönderdi. Bakalım ne kadar olmuş. Eysan göndermiş. Evet, bakalım. 84 70 84. 74 sen. Doğru mu? Doğru değil mi efendim? Yalan yok bende. Evet. Bunu yüzde tamamlayacağız. Ondan sonra ne şekilde çektiğim size buradan göstereceğim. Nasıl gösteriyorum şu anda? Bende yalan yok. Evet 84 dolar e, 74 cent değil şu anda Yani bunun üzerine 85 15 gerekiyor herhalde 15 e, yok herhalde öyle bir şey Evet süre bitiyor Yapalım bunu bir yüz. Hani diyordunuz ya o bu konuşuyor cart diyerekten beraber de alışverişe gidelim. Bakalım ne, neler alacağız.